Evet arkadaşlar, şimdi bugün salonda bir arkadaşı tanıtacağım. Artı geçen bana biri bir soru sordu. Soru da değil de bir YouTuber'ı seyrettim YouTube'da. Şimdi adam şöyle bir şey diyor. Yani bodybuilding ağır mı yapılır, hafif mi yapılır gibilerinden ama adam ağırı tercih ediyor. Yani çok ağır kilolar basmanız gerekir diyor. Falan filan diyor. Kısmen de doğru. Yani profesyoneli örnek veriyor, tamam mı? Mesela diyor ki işte profesyonel sporcular işte 200 kilo bench basıyor. İşte 200 kilo deadlift yapıyor. İşte 60-70 kilo şunu bunu yapıyor falan filan. Yine mantıksal olarak doğru. Yani öyle olması gerekir. Ama şimdi mesela profesyonellerin ağır kilo bastığına bakmayın. Neden bakmayın? Çünkü adamların aldığı ilaçlar tavan şeyinde. Mesela bir insan haftada 50 miligram vücudu normal doğal olarak testosteron üretir. Ama adam haftada 2000 miligram hatta bazıları 3000 miligram steroid alıyor. Ne yapıyor? Manyak bir kilo basıyor. Yani siz o kilolarda biz basacağız, öyle olacağız derseniz yanılırsınız. Yani steroid almayan bir adamın isterse 500 kilo bench press bassın. Tamam. Belki göğüsleri daha iyi olur, kolları daha iyi olur ama profesyonel bir yarışmacı gibi olmaz. Yani herkes 200 kilo bench press basamaz. Bassa bile eğer steroid almıyorsa ki bakıyorsunuz mesela birçok ağırlıkçılar var adamlarda kas bile yok. Yani steroid almayan bir adamın çok aşırı ağır kilo zaten basamaz. Basmasına da çok fazla gerek yok bence. Yani ben mesela şimdi gençliğimde ilaç aldığım zamanlar bench press'i mesela 110 kiloyla başlardım. Isınma gibi 15 tekrar 120-140-150'ye kadar çekerdim. Çıkardım. Yani 10-12 tekrarında bunları yapardım ama ilaç alıyordum. Ki ben çok fazla almamama rağmen. Biraz daha fazla alsaydım 200-250 kiloda yani 250 belki uçuk olur ama 200 kiloyu 10-12 tekrar yapabilirdim. Kaldı ki mesela benim ilaç aldığım zamanlar en yüksek yaptığım kilo 180 kiloyu geçemedim. Ki belki de geçerdim elim ayağım kırılır diye mesela çok fazla basmıyordum. Onun için yani çok fazla ağır kilo, gereksiz ağır kilo basmaya da çalışmayın. Yani bir profesyonellerle bir amatörce bu işi yapar. İnsanları birbirine kıyaslamayın bence. Yani ilaç alan bir insan çok hard çalışabilir, manyak ağır çalışabilir. Ama bu işe işte yeni başlamış veya birkaç senedir yapan bir insanın çok böyle ağır kilolarla çalışma şansı doğallığında eğer böyle bir güç yoksa çok ağır kilo basma şansı zayıftır. Şimdi o videodaki mevzuyu niye eleştiriyorum? İnsanlar şimdi burada yanlış anlayacak, tamam mı? Ya illa 200 kilo basman lazım. Basamayabilirsin kardeşim. Sen kendini zorla kasının anasını sik, tamam mı? Yani kasın anasını ağlat. Bence doğru yoldasın. Bugün İzmir neresiydi lan? Yeşilova mıydı? Tavşantepe Mahallesi. Tavşantepe. Söyle bakayım neresi? Nerede salon? Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak numara 142. Aynen. Bunlar benim eski sporcularım. Soldaki de sağdaki de. Bu soldaki yeni salon açtı. Bir yıl falan oldu galiba aşağı yukarı. Gerçi bu biraz dümenden batıcı ama sağdaki arkadaş harbiden asılmaya çalışıyor. Yarışmaya hazırlık aşamasında İnşallah. kendi kafasına göre. Kanka adın neydi? Mustafa Yılmaz hocam. Mustafa Yılmaz. Tanıyorsunuz arkadaşı. Sağımdaki Berkay Şahin. Berkay Şahin. Şimdi Berkay Şahin'e odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz yaklaş abisi bakayım. Kam. Yaklaş. Arkadaşı göster. Şöyle bir biceps pozu ver. Tamam mı? Ufaktan küre başladı tabii ki bu. Bir ince. Şey aşamasında bizim teknik bilgilerimizden falan gidiyor. Yine burası küçük ama şirin bir salon. Yakın olanlar, İzmit'te olanlar verdiğimiz adrese gelip arkadaşları görebilirler. Şöyle bir salonu göster abisi. Tamam mı? İki katlı da salon. Bak gel peşime benim. Fena bir salon değil yani, tamam mı? Bir daha üst katı var. Her tarafı göstermeye gerek yok. İşte gördüğünüz gibi fena bir yer değil yani, tamam mı? Tam böyle dur abisi biz karşıya geçelim. Şimdi kanka senin adın neydi? Berkay Şahin. Berkay Şahin. Aynen hocam. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun kanka? Hocam şu an body sporuyla yani bir seneye yakındır ilgileniyorum hocam. Ha, bir seneye yakındır. Aynen. Bir ince tık tık yaptın tabii değil mi? Tabii. Yani Tabii gördüğünüz gibi böyle biraz dön moruk. Kamera açısına.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii seneye Mart'ta yarışmaya girecek. İyi olacağına da eminim. İşte bizim ufak tefek teknik bilgilerimiz de gidiyor. İşte gördüğünüz gibi salon bu. Bugün de neydi bu salon ismi ya? Musen'cim hocam. Musen'cim. Musen de ne? Mustafa şey mi? Elbise Mustafa'nın bir yaşında. Aynen Musen. Maya, Götaya. gördüğünüz gibi işte böyle bir yer. Çok büyük değil. Ufak da değil. Geçiyor hocam. Büyük olmasına gerek yok yani. Antrenman yapabilmek için. Aynen. Yani bazıları çok büyük salon istiyor ya. Ama çok böyle havadar. Her tarafı görüyorsun. Bazı insanlara takıntı olur ya dışarıyı görecek ya tamam. Antrenman mı yapıyorsun amına koyayım? şeyi mi dinliyorsun yani ne derler ona? Aynen. Bu videoyu da arkadaşlar böyle sonlandıralım. İleriki tarihte arkadaşlar 3-5 ay sonra da tekrar arkadaşlar inşallah bir video çekeceğiz. Herkese hayırlı günler. Görüşme dileğiyle. Kapat abisi.